Merhaba arkadaşlar. Hazır halka arz kötü gidişat devam ederken, kötü gidişat derken hani geçmişteki gibi öyle tavan tavan serileri, öyle 8-10 tavan serisini artık pek göremiyoruz. Olası rally öncesi halka arz ne yazık ki bir durgunluk var. Ama yeni gelecek halka arz şirketlerde çoğunlukla o dolgun banka kredi borçlarını ödemek için yapılan halka arzlarda hani bir ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ama yine de eski tadı aramıyor değiliz arkadaşlar. Biliyorsunuz son 8-9 halka arzımızda gelen performanslar pek öyle iç açıcı değil bu son günlerde. Ve yeni gelen halka arzlarda hazır bugün de SPK'dan yeni bir halka arz onayı bekliyorken bugün ya da en geç yarın SPK'ya başvurusunu yapan yeni bir şirketimiz var. Eco Green Energy Holding halka arz olmak için taslak izahnamesini oluşturmuş arkadaşlar. Yani detaylara bir değinelim. Ben anlayacaksınız. 120 milyon lot. Bireysel eşit dağıtım. Ek satış yok. Fiyat istikrarı var. Gedik Yatırım Konsorsiyum lideri arkadaşlar. Şöyle bir halkaarz.com sitesindeki detaylara da değindiğimizde Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş. 120 milyon lot. Sermaye artırımı 100 milyon lot. Ortak satışı 20 milyon lot. Osman Uğurlu. Ve geldik en can canlı noktaya. Az önce belirttiğimiz gibi yeni gelecek halka arz hisseleri, şirketler çoğunlukla borç kapatmak için. Neden? Çünkü bankalarda krediler, kredi faizleri çok yüksek. Nakite ulaşamıyorlar. %50-60 oranında kısa vadeli borçların azaltılması için gelen parayı kullanacakmış Eco Green Enerji Holding arkadaşlar. Ne kadar çok kısa vadeli borcunuz var ki gelen paranın yarısından fazlasını bu tarafa aktarıyorsunuz. Kalan %40-50'sini de enerji sektöründeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kullanacaklarmış. Şimdi Eco Green Enerji Holding'i ben hiç duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu, duymadınız mı? Aklıma gelmiyor değil. Hani bazı şirketler kredi borçlarını, banka borçlarını ödemek için şirket mi kuruyor? Baktığımızda 2021'de 245 milyon TL hasılata karşılık 126 milyon TL kar etmişler. Hemen hemen yarısı gayet güzel. 2022'de 612 milyon TL hasılata karşılık 144 milyon TL kar etmişler. Karlılık oranı biraz düşmüş. Ve 2023'te 1,2 milyar TL hasılata karşılık 281 milyon TL kar etmişler. Karlılık oranı giderek düşmüş. 2021'de sanki enerjiden daha mı çok kazandılar acaba? 15 gün fiyat istikrarı uygulayacaklarmış. %22,64 halka açıklık oranı olacakmış. Bakalım nasıl olacak? Bakalım SPK'dan belli mi olur? Rönesans Holding de sanırım öyleydi değil mi? Rönesans GEO. Taslak izahnamesi oluştu. Aradan 1-2 ay geçmeden hemen SPK onayladı. Yahu bir yıldır bekleyen şirketler var. SPK'nın kapısında kuyrukta bekleyen. Onlar niye onaylanmıyor da son gelen halka arzlar onaylanmaya başlıyor? Yani o sıra öne mi geliyor? Ya da konjektürel bir sıraya mı konuluyor? Bilemiyoruz. Umuyoruz iyi olur. Ne diyelim? Yani daha da fazla bir şey söyleyemiyoruz. %50-60'ı borcu ödeyecek bir şirket daha halka arz olmak için taslak izahnamesini oluşturmuş. Eco Green Energy Holding. Bakalım SPK ne zaman onaylayacak arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.